değerli büyüklerim, sayısı kardeşlerim. Hepinizi buraya bir araya topluyor Cenab-ı Allah, hepsine de olsun. Daha önce de planlamış olduğumuz sosyal konularla ilgili olan bir programımız vardı. Neticede Mayıs ayında bunu tamamlamıştık. Neticede bugüneymiş, bugüne nasip oldu. Bugün günümüzün başkası, ülkemizin başkası, dünyanın başkası borsayla ilgili olarak, uyuşturucu ile ilgili olarak bu işin uzmanı, Türkiye'nin gündemine yerleştiren Sayın Bilal Ağa'yı kendisi burada. Kendisi icra edecek. Ben de kısaca, yani ben inanıyorum, geçenlerde de bunu söyledim. Gerçekten de hak ev üyesi olarak hiçbir insanın yani bu zararlı uyuşturucunun, bonsai'nin, kokain'in ne olduğunu kesinlikle bilmez. Yanından geçse bile tanıyamaz. Ama bu da bir toplumun gündemine ve toplumun başkası olduğundan dolayı bizi de ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Biz bir Müslüman kardeşiz, Müslüman bir ülkedeyiz. Bir bölgede bir kötülük işlendiği zaman o kötülüğün ortada kaldırılabilmesi için her Müslümanın üzerinde farklı ayın, her kişinin üzerinde farklı ayın var, bir kültürün kaldırılması için. Bugün işte dünyada görüyorsun, İslam coğrafyasında birçok sorun, işte bombalar da yapılmaya çalışıyorlar. Gücü yetmediği bombalarla, silahlarla yapılıyorlar. Gücü yetmediği ülkelerle işte bu türlü bombalarla, uyuşturucu maddelerle yok etmeye çalışıyorlar. Diyelim ki Allah'a bugünkü Bosna'da, pardon, Filistin'de, Suriye'de bomba atanla bugün Türkiye'de Bosna'yı satan arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü bunlar tamamen misyonoloji oynadır, bir kapitalizm anıdır. Bugünkü ülkemizin bu şovuna bakıyoruz, neredeyse yönde dostları hastane kapılarına çıkamıyoruz. Ne de işte bu yediğimiz, içtiğimiz hep zararlı maddelerden dolayı. Yani bir de buna da bu işte uyuşturucu falan eklenince toplumumuz tamamen bir uyuşturucu vermiş, düşünmeye zarar vermiş, zararlı nerede geldiğini bilene zarar vermiş. Şimdi biz de bir vakıf olarak, bir dernek olarak üzerimize düşeni görevimizi yapmak için böyle bir programı daha önce de planladığınız gibi icra etmeye çalışıyoruz. İnşallah belki ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur, uyanmasına sebep olur. Bu konuda düşüneceğim de hepinizi tekrar saygı ve sevgi ve selamlıyorum. Allah'ın rahmetli bereketi üzerine olsun. Bu asıl bir defa bu programı sahibi olan bir araya dönemeyelim. Artık bundan sonra yaklaşık 4-5 dakika, 1 saatlik bir program olacak. Sükunet içerisinde aklınıza gelebilecek soruları sormak üzere. Kendisine takdir ediyorum. Ne kadar sessiz olursak o kadar konuyla anlaşılmış olur iş ama. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Kıymetli ilçe başkanım, dernek başkanımız, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinizin en kalbi duygularına selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim gerçekleştirdiğimiz bu büyük mana taşıyan, büyük anlam taşıyan programımıza hayırlara vesile kılsın. İnşallah yaptığımız bu programların bir neslin kurtuluşuna, kurtulmakta da kalmayıp, adil, yaşanabilir yeni bir dünya yolunda bu neslin en büyük adımları atmalarına vesile etsin. Ben başta Muzaffer Aydın Başkanımıza, onun şahsında bu programın organizasyonunda emeğe geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Evet, programımız uyuşturucuyla mücadele. Özellikle sentetik uyuşturucular, genelde bütün bağımlılık yapan maddelerle mücadeleyi konu alıyor. Ben şöyle bir girizgah yapacağım. İnşallah arkasından eğitimci arkadaşımız sinevizyonla, sunumla sizlere meseleyi anlatmaya çalışacaklar. En sonunda daha da evvel Muzaffer Başkan'ın ifade ettiği gibi kafanıza takılan soruları cevaplamaya gayret edeceğiz. Şimdi sentetik uyuşturucu diyoruz. Televizyonda haberler çıkıyor. Gazetelerde, gözler basında takip ediyoruz. Sentetik uyuşturucudan şu kadar genç hayatını kaybetti. Sentetik uyuşturucu kullandığı şu hale geldi.
Peki nedir sentetik uyuşturucu? Nedir? Gençler biliyor mu? Sentetik uyuşturucu. Bak ismi böyle geçiyor ama niye böyle geçiyor? Sentetik uyuşturucu bakıldığında doğalmış gibi görünür. Bakıldığında organikmiş gibi görünür. Ve pazarlanırken otur zararı yoktur. Bak bu doğal ne kadar zarar verebilir diye pazarlanan maddeler. Doğal bir pazarlanıyor. Organik gibi pazarlanıyor. Sanki çok zararı yokmuş gibi gençlere lanse edilerek pazarlanıyor ama içeriğinde fare zehirinden klima gazına kadar, sinek ilacına kadar bir türlü zararlı kimyasalı bakılıyor. Ve bu maddeler, yani bu kimyasallar laboratuvar ortamı denilen yerlerde birleştiriliyorlar, bir araya getiriliyorlar. Ama sakın laboratuvarları hastanelerde gördüğünüz laboratuvarlar gibi zannetmeyin. Biraz sonra göreceksiniz. Affedersiniz, hayvan bağlasınız durmayacak yerlerde üretiyor bu vatandaşlar, bu ürünleri. Niye? Çünkü yakalanma kayıpları var. Gizli olması lazım, görülmemeleri lazım. Onlar için sağlığınız zarara girmiş, çocuklarınızı kaybetmişsiniz, bir nesil zehirlenmiş, hiç anlam taşımıyor. Ürettikleri ürünleri de bir söylediğim gibi doğal gibi pazarlıyorlar. İçeriğindeki maddelerden alan vatandaşların haberi yok. Neyle karşılaştıklarını da bilmiyor bu genç nesil. Ne yapıyor peki bu sentetik uyuşturucu? Bakın bir kere kullanıldığında bağımlılık yapıyor. Hani bonsai diyoruz, başka isimler de var, Jamaica diyoruz. Kulaklarımıza geliyor. Sokaklarda ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Okul önlerinin hedef alındığını biliyoruz. Bu maddeler bir kere, yani bir gafletle Allah korusun, gencimiz buna bulaştığında bağımlılık yapıyor. Eğer kullanan genç çok şanslıysa 3 yıl sonunda hayatını kaybediyor. Başkanım niye şanslısınız? Çünkü ilk kullanımda, ilk doz alımında hayatını kaybeden onlarca gençimiz var. Bakın, bir kere de bağımlılık yapıyor, 3 yıl kullanıldığında bütün organları iflas ettiriyor ve öldürüyor. Başka bir örnek de söyleyeyim size. Bir gencimiz kandırıldı. Arkadaşı dedi ki, ya senin başın mı ağrıyor? Al bunu iyi gelir dedi. Ya da farklı bir pazarlama stratejisiyle. Senin sivilcelerin var ya, bende bir madde var, bu maddeyi kullanırsan sivilcelerin kaybolacak. Ya da yine sık kullandıkları bir pazarlama stratejisiyle senin kilo problemin mi var? Bak bende bir madde var, bu maddeyi kullanıyorsun, kilo problemi ortadan kalkıyor dedi. Benim gencimi kandırdı. Bu genç bunu kullandı. Bir defa kullandı, bağımlısı oldu. 10 gün devam etti kullanmaya. 10 gün sonunda ne oluyor biliyor musun? Beyninin %60'ı kayboluyor. İnsan beynini düşünün, bir genç bu maddeye bulaşıyor, sadece 10 gün kullanıyor ve beynin %60'ı kayboluyor arkadaşlar. 10 gün sonunda pişman oldu. Eyvah ben ne yaptım dedi. Zararlarını okudu, dinledi, duydu, öğüt verenler oldu. Ben bunu bırakıyorum dedi. 105 gün hiç kullanmazsa, o 10 günün üzerinde 105 gün, artık bu maddeyle tüm ilişkisini kesse bile beyninin ancak %45'i geriye geliyor. Bakın %60'ı gitti ya, sadece %45'i geri geliyor. Ama %15'i bir daha hiç geri gelmiyor. Eğer o beynin tahrip olan ve geriye gelmeyen %15'lik kısmı ne kadar tehlikeli bir yerde o kadar zarar görüyor. Yani ömür boyu kör olabiliyor. Allah korusun. Ömür boyu kötü olabiliyor. Ömür boyu şizofren olarak kalabiliyor, şizofren olabiliyor. Şimdi gelelim bakın bir iki cümleyle ne kadar zarar verdiğini ben izah etmeye çalıştım. Bu maddenin yaygınlığına. Geçtiğimiz dönemde bir ilçemizde, ilçenin adını söylemeyip konferanstayız. Gecenin geç vakti, konferansımızı tam bitireceğiz. Bir tane kağıt geldi. Arka tarafta hanımlar var, ablalardan bir tanesi bir kağıt göndermiş. Başkanım diyor, benim sokağımda benim komşularımdan bir tanesi
maalesef bu sıkıntıyla karşı karşıya. Çocuğunu kandırmışlar. Bu maddeyi kullanmaya başlamış Allah aşkına. Evine gidelim. Bu gençle bir görüşelim. Belki bırakmasına vesile oluruz. Tabii bu vebal dediğimiz toplumdaki bu sıkıntıyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda kendi çoluğumuz çocuğumuz bundan beri olsa bile vebal altındayız. Tamam dedim Allah'ım gidelim. Gecenin 11'i o ilçedeki ilçe başkanımızı aldık. O mahallenin başkanını aldık. Ablamız, hep beraber gittik. İlginin mahallesine. Maddeyi kullanan gencin kapısını çaldık. Selamünaleyküm, aleykümselam, biz geldik dedik. Neyse biraz hasbihal ettik. Hoş beş konuştuktan sonra dedim ki ona. Kıymetli kardeşim dedim. Senin arkadaşlarından da bu maddeyi kullanan var mı? Bakın şimdi cevap. Dedi ki başkanım, benim 100 tane arkadaşım varsa 90 tanesi bu maddeyi kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar hızlı yayılıyor? 100 tane arkadaşım varsa diyor, 90 tanesi bu maddeyi kullanıyor diyor. Hangi madde? Bir kere de bağımlılık yapar, 3 yılda eğer kullanan şanslıysa 3 yılda öldüren madde. Şimdi biz diyoruz ki tehlike bu kadar büyük. Bu madde bu kadar zarar veriyor. Emniyet kayıtlarına girmeye başladı. Gündemi meşgul ediyor. Bakın emniyetten bir arkadaşın anlattığı, narkotikten anlattığı bir hadise. Diyor ki bir haber geldi. İşte şu ilçede, şu sokakta 10. kattan birisi aşağıya düştü. Hemen olay yerine intikal ettik. Baktı görmüş. 17-18 yaşlarında bir genç kız. Tabii soruşturmamız lazım. Yani düştü mü, atıldı mı, cinayet mi var, kaza mı var, nedir ne değildir diye. Nereden düştü? Şu kattan 10. kat çıktık 10. kata kapıyı vurduk, açan yok. Vurduk, açan yok. Zili çaldık, açan yok. Artık farklı yöntemlerle kapıyı açacağız. Tak, kapı açıldı. Başka bir genç açtı. Gözleri kaymış. Anladık bir uyuşturucu almış. O belirtileri üzerinde görüyoruz. Dedik ki sizin balkondan arkadaşınız aşağıya düştü. Nasıl olur dediler. İçeriye girdik. Ağır bir koku. O maddenin kokusu. İçeride 8 tane daha genç var. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşınız balkondan aşağıya düştü diye onlara da söyledik. Dediler ki ne balkonundan bahsediyorsunuz? Ne düşmez? Arkadaşımız bahçeye hava almaya çıktı. Halüsinasyon görmüş. Ve aynı halüsinasyonu onlar da görüyor. Ve diyorlar ki eğer siz gelmeseydiniz biz de bahçeye hava almaya çıkacaktık. Yani vatandaş geliyor 17-18 yaşındaki genç kız açıyor balkonun kapısını zannediyor ki önünde kocaman bahçe var. Bir adım atıyor 10. kattan aşağıya düşüyor. Bununla alakalı internette de biraz sonra belki Kemalettin Bey seyrettirecek videolar da yayılıyor. Gencin bir tanesi çıkmış binanın tepesine. Koşuyor koşuyor. Şortunu da giymiş. Sanki aşağıda havuz var. Havuz atlar gibi atlıyor. Betona çakılarak hayatını kaybediyor. Şimdi biz bu konferansları niye yapıyoruz? Çevremizde bunu kullanan insanlar var. Belki haberdarız. Belki haberdar değiliz. Belki bizim çocuğumuz buna bulaştı. Belki bulaşmadı. Ama her birinin çocuğu tehlike altında. Bakın açık ve net söylüyorum. Hangi partili olursa olsun, hangi cemaatin mensubu olursa olsun, hangi diyardan İstanbul'a göç etmiş olursa olsun, her birimizin çocuğu, bu toplumun çocukları, bu ülkenin gelecek nesli tehlike altında. Senin çocuğun kullanmıyor ya, yanındaki arkadaşı kullanıyorsa potansiyel tehlike. Onun için sadece kendi çocuğumuzu kurtarmamız yetmez, çevremizdeki insanları da kurtarmamız gerekir. Her geçen gün oranları göreceksiniz, artan bir trend var. Katlayarak artan bir trend var. Araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa, eğer her birimiz seferber olmazsak, eğer her birimiz gönüllü bir bağımlılıkla mücadeleci olmazsak eğer, Allah muhafaza her sokaktan, her binadan, her daireden bir cenaze çıkar. Ben sözü çok uzatmayacağım. Her biriniz duyarlı insanlarsınız. Bugün böyle bir konferans olduğunu bildiğiniz için buradasınız. Bugünden sonra daha büyük bir vebal altındasınız. İnsanları uyarmakla ilgili mükellefsiniz. İnşallah bugün milat olacak. Az sonra hocamızın anlattığı bilgiler dahilinde başta kendi çocuklarınız olmak üzere çevremizdeki insanların
geleceğimizin kurtulması için mücadele edeceksiniz diyorum. Tekrar bu organizasyonu yaptığı için Muzaffer Başkanımız başta olmak üzere dernek yönetimimize katılansız kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinize mücadele güç kuvvet versin diyor. Her biriniz Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli abilerim, kıymetli büyüklerim. Sayın Yüce Başkanım, kıymetli dernek başkanım. Bugün burada önemli bir konuyu konuşuyoruz ama daha önce mahallenizde böyle bir konferans yapıldı, böyle bir program düzenlendi, buna katıldığını bilmiyorum ama evvelce bir kültür merkezinde böyle bir tiyatro alanında bir forum yapılmıştı. Orada da güzel bir sergide bulmuştu ama şimdi biz burada işin biraz daha derinlemesine geleceğiz. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu, çocuklarınızın ve çocuklarımızın ne kadar tehlike altında olduğunu izah edebilmenin yolunu sizlere göstermeye çalışacağız. Yaklaşık bu 74. bugün olacak. 74. programımız olacak. 74 tane konferans olacak bu anlamda. Ve ciddi anlamda da talepler var. Şehir dışında, bütün ilçelerden, Türkiye'nin her tarafından. Ama bu işin birinci derecede sorumlusu biz olmamamıza rağmen biz bu yolda bir kişinin dahi faydasına bir iş yapabilirsek bunun peşinde koşuyoruz ve tamamen Allah rızası için kim nereye çağırırsa oraya gidebilmenin mücadelesini verip programları icra etmeye başlıyoruz. Şimdi bu isme takıldı kaldık. Çünkü şu anda en büyük tehlike bu. Aslında tek bir isim değil, çeşitleri var ama bu her yerde, her taşın altında bulunabilen bir madde olduğu için ve herkesin çok kolay ulaşabildiği için özellikle şu an okullarda, girmediği okul neredeyse yok. Okullarda bu tuzakla karşı karşıya kalmayacak öğrenci neredeyse şu anda yok. 1 lira, 2 lira, 3 lira, Levent'ten sonra 25 lira, 50 lira. Bizim buralarda bedavaya dağıtılıyor. Çünkü birinci, ikinci, üçüncüsünü dağıtan, bedavaya dağıtan, dördüncüsü için o kişinin para bulacağını biliyor. Eğer hayatta kalmışsa da zaten gerekirse de annesine, babasına bıçak dayayacak, onlara ölümle tehdit edecek kadar, evlerinden eşyalarını çalacak kadar, para çalacak kadar, telefonlarını gasp edecek kadar işi ileri boyuta götürüyor çocukları, aileleri karşısında. Şimdi bu mesele nedir? Bu bir hastalıktır. Basit bir sigara alışkanlığı gibi değil, bu kronik bir beyin hastalığıdır. Neredeyse tedavisi imkansızdır, neredeyse imkansızdır. O yüzden çok dikkatli dinlemeniz lazım. Çok sıkıcı bir program olacak. Belki hayatınızın en sıkıcı 45 dakikasını, 50 dakikasını geçireceksiniz ama İnşallah bundan sonra çok bir tehlikeyle karşılaştığınızda, bir insanın gözüne baktığınızda farklı bakacaksınız. Çünkü şu ana kadar görmediğiniz bir takım bilgileri ve Türkiye'deki memleketimizin şu anda rakamlarla hangi noktada olduğunu göreceğiz. Şimdi bununla ilgili bir doktorların ve narkotik şube müdürünün tarifini dinleyeceğiz. Ne demek olduğunu anlatmaya çalışacaklar. Ama sizin bir şey anlayacağınızı zannetmiyorum bu tarifte. Arkasından bir video gireceğim. Gerçek tarifi kimin yaptığını göreceksiniz şimdi. Buyurun. Balkan ülkeleri üzerinden yararlı kılıçlarından bir ülkemize geçişleri sağlanıyor.
Bu uyuşturucuya alışan gençler ise ya sağlıklarını ve geleceklerini kaybediyor ya da canlarından oluyor. Sen bizi getiren olarak pazarlanan bozayı ağır bir bağımlılık, böbrek ve kalp yetmezliği, akıl hastalıkları ve ölümle sonuçlanan tablolara yol açabiliyor. İlerleyen yıllarda uzmanlar bundan dolayı ölümlerin artmasına endişe duymakta. Bozayı bir yeni görmüştür. Tabii ki genel üretim testinin içinde yer aldı. O yüzden bütün sosyalde bu bakımcısı bize gerçek anlamda bir rakam çıkacaktır. Narkotik ve tıp uzmanları bozayın yol açtığı ürünler net olarak adli tıp raporlarında görülmese de son birkaç yıldır özellikle çocuk yaşlarda kalp krizinden ölümlerin bazılarında bu tehlikeli uyuşturucunun etkisi olabileceğine dikkat çekiyor. Burada uzman bir doktor da narkotik şube müdürünün tarif edildi. Narkotik şube müdürünün dediği bir cümle çok dikkat çekici bir cümle. Az önce başkanım da buna değindi. Bu maddeyi bir defa kullanan mutlaka bağımlısı oluyor. Eğer gerçekten çok şanslıysa, Allah ona bir kere daha yaşama şansı verecekse yaşayacak. Ama 3 yıl 5 gün sonra, yani 3 yılı 1 ay, 2 ay, 3 ayda geçmeyecek bir şekilde yani kullanmaya devam ederse mutlaka hayatını kaybedecek bir pozisyonda aramızdan ayrılacak. Şimdi önümüzdeki yıllarda bununla alakalı çok ölümlerle karşılaşabiliriz dedi. Biz şu anda bununla karşılaşıyoruz ama sizin bu sayılardan haberiniz yok. Geçtiğimiz sene 648 kişi öldü bu uyuşturucu maddeden. Ama bunu ne basından takip edebildiniz, ne televizyonlardan takip edebildiniz. Bunların 424 tanesi dolaylı olarak öldü. Geri kalanı direkt uyuşturucu kullanır kullanmaz öldü. Bu maddeyi kullanır kullanmaz. Dolaylı olarak ölenler nasıl öldü? Maddeyi kullandı, ölmedi, vücut direnç gösterdi ama gitti. Tıpkı yaklaşık kadar önce Ankara'da bir türkücü vardı. Ankara'da Namık mıydı? Mesela onun gibi. 7. kattan 4. kattan havuza atladı. Dolaylı olarak ölüm olarak bu şekilde gerçekleşti. Bir önceki sene 148 kişi hayatını kaybetmişti 2013 yılında. Bu senenin raporlarında açıklanmadı. Bakın. 2013'te 148 kişi, 2014'te 650 kişi, 5 kat olarak artarak geldi. Bu sene yolda yürürken belki önümüzde patır patır çocukların, gençlerin düştüğünü görebiliriz, bunlara şahit olabiliriz. Bu kadar ciddi bir konu. Bununla alakalı yapılan tarihleri ne kadar dinlersek dinleyelim, çünkü ders niteliğinde olduğu gibi biz bundan bir şey anlayamayız. Ama bu işin acısını yaşamış olan bir babanın feryadına bakın şimdi. Ben hiç kimseye kötülük yapmadım. Ama kimin tanımdan geçiyorum. Rabbim bunu çok iyi biliyor. Allah Teala kimseye ulaşamasın. Bütün gençlerimize sahip çıkın çocuklarımıza. Buradan sahip çıkmak istedim ama bu yemeğe verilmemeci. Her şey kapılarınızda. Her şey kapı. Yapamazsınız bana canım. Ben bunu ikna edemedim. Bu iş tahmin etmeyin sen. Benim başıma gelmez diye sakın düşünmeyin. Herkesin kapısının arkasında bu iş. Büyükler bu işin peşini bırakmasınlar. Bizler sokaklarda bunları temizlemek için uğraşıyorum. Yapıyorum da. Sonra kadar da yapacağım. Benim yarım yandı. Ama bir başkasının bari yanmazsa. Bu acıları ancak yaşayanlar biliyor. Biz şu anda bunu burada dinliyoruz. Ve en büyük yaptığımız hata bu babanın dediği gibi benim çocuğuma bir şey olmaz demek kahretine düşmekle oluyor. Bunu da çocuklarımızla ilgilendiğimizi zannediyoruz. Çocuğumuzun bizden korktuğunu, bize saygı duyduğunu, bizi sayıp sevdiğini düşünüyoruz. Ve onun kendi kontrolümüz altında olduğunu zannediyoruz. Ama çocuklarımızı bir başkasının yönettiğini fark etmiyoruz.
böyle bir tuzağa düştüğünde de eğer hayatını kaybederse o zaman pişmanlığın en sonunu yaşıyoruz. Şimdi madde neler, nelerden oluşuyor? Neden bu kadar tehlikeli? Niçin bu sefer bu kadar zararlı maddenin önüne geçemiyor? Devlet bunu neden engelleyemiyor? Bunun niçin önüne geçilemiyor? Neden bundan mücadelede yetersiz kalmıyor? Bir önceki videoda doktorun söylediği gibi otopsi, yani adli tıpa kadar bundan bir sene önce adli tıp otopsilerine kadar bu maddeyi kullandığı bile tespit edilemiyordu. Yani kanda, idrarda herhangi bir vücuttan alınan örnekli tahlillerle çıkmıyor çünkü madde. Çıkmıyordu geçen seneye kadar. O yüzden piyasada doğal ilaç olarak, yani doğal bitkisel bir çay gibi herhangi bir ıhlamur üzerinden sıkılarak, şimdi sıvı madde bu, ıhlamur çayına, ada çayına, herhangi bir içilebilecek bitki çayına püskürtülerek çocuklara herhangi bir kafeteryada istemedikleri halde ikram edilebilecek türden bir ürün bu. O yüzden gençlerin, çocukların, çocuklarımızın gidecekleri yerlere, onlara bu bilgileri biz önce iyi anlayıp anlatmamız lazım. Kendilerine yapılacak olan gittikleri yabancı mekanlarda yiyecek ve gıdalarla alakalı biraz nefislerine sahip olmalarını isteyelim. Açıktan hiçbir şey, kekli sigara almasınlar, birilerine uzattığı sigarayı almasınlar. Açıkta satılan içecekleri, yiyecekleri, birilerine ikram ettikleri şeylerin tadına bakmasınlar. Çünkü gerçekten artık herkese bu benim çocuğuma kötülük yapar gözüyle bakmamız lazım. Çünkü bir sefer kullandığında geriye dönüşü mümkün olmayan bir yola girmiş olabilir. Bakın nasıl maddelerle yapılıyor bu. Tarım ilacı, fare zehri. İçimizde hiç fare zehri deneyebilecek birisi var mı ya? Yani bir insan ben fare zehri içerim diyecek kadar bunu merak edebilir mi? Yani böyle bir merak olabilir mi? Bunu bilse gençlerin içerisinde bunun olduğunu zaten kullanmazlar. Ama bunu yapan insanların umurunda değil. Senin çocuğun, benim çocuğum ondan umurunda değil. Onların sadece fare şarkının dönmesi gerekiyor. O yüzden zehirleme ve uyuşturma etkisi olan ne kadar madde varsa, kimyasal madde. Bugün fare ilacı, domuz yağı, floresan tozu, yarın kim bilir hangi kimyasal madde, çamaşır suyunun hangisi veya asitli maddelerden hangisini kullanacaklar. Geçen seneye kadar bunlar kan tahlillerine çıkmıyordu. Şu anda 104 tane kodlanmış şekilde boğazınıza aynı çeşidi var. Laboratuvarlar, bilgisayarlara işlenmiş durumda. 104 farklı çeşit dozlarla. 104 tane ise tespit edebiliyor. Ama narkotikten alınan bilgiye göre 4 çeşidi var. Yani daha 296 tane tespit edilmemiş boğazınıza ait türlü bir zehir var. Kullanıldığında çocuk baygınlık geçirdi, sersemlik geçirdi, sessizliğe büründü veya aşırı agresifliğe büründü. Aşırı hareketler yapıyor, kontrol edemiyor kendini, saldırganlaştı. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz, kim bilir bu maddenin tanımlanamayan hangi maddesi kendisine verildi, istemediği halde. Şu anda mesela bunu açıkta satılan ve yabancı sigaraların, kaçak sigaraların içerisinde enjekte etmeye başladılar. Sigara içen kişi zaten onlar için birinci derecede bunu kullanmaya aday müşteri boyutundadır. Geçtiğimiz sene Bağcılar'da bir okulun önünde 14 yaşında bir çocuk krize giriyor. Bu çocuğu polis ihbar üzerinde hastaneye yetiştiriyor. Zor dönüyor ölümün eşiğinden. Kendisine geldiğinde sorgusunda bu çocuğun tam 160 tane torbacı diye tarif edilen satıcısı olduğu ortaya çıkıyor. 14 yaşındaki bir çocuk düşünün. 160 kişiye mal pazarlıyor. Şimdi bunun önüne geçirilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Siz bu çocuğu yakaladınız. 160. halkayı yakalamış oldunuz. Arada 159 kişi daha var. 159 kişiden sonra bunu getiren, dağıtımını yapan, üretimini yapan, ithalatını yapan var. Yani bu madde o kadar yaygınlaştı, o kadar ucuz, o kadar bedava ki piyasada bunu kullanan herkes sürekliliğini sağlamak zorunda olduğu için de bunu satmak zorunda kalıyor. Okullarda çocuklara bir defa bedava veriliyor. Ondan sonra çocuk bunu kullanmak için hırsızlık yapmak zorunda kalıyor. Gasp yapmak zorunda kalıyor. Elindeki avucundakini satmak zorunda kalıyor. Telefon çalmak zorunda kalıyor. Yakın hırsızlık yapmak zorunda kalıyor. Bakın bu domuz yağı meselesi. Yani bizim dinimizde bile biz buna ben evde konuşurken biz buna domuz yağı hınzır deriz. Artık çok yaygınlaştı. Her yerde var artık. Yani pislik ne kadar pislik varsa her şey bunun içerisinde mevcut. Şimdi bundan nereler kurtuluyor? Laboratuvarda öğretildiği doğru. Laboratuvar dediğimiz zaman bizim aklımıza hastanelerdeki gördüğümüz laboratuvarlar gelir. İçeride beyaz önlüklü çalışan doktorlar, hemşireler, laboratuvar vardır. Ağızlarında maskeler vardır, teknolojik cihazlar vardır.
burada bir takım tetkik ve tahliller yaparlar. Laboratuvar dediğimiz zaman böyle yerler bizim aklımıza geliyor ama bu insanlar bunu yapmak için mecburen yer altına inmek zorundalar, yakalanmamak için. O yüzden kullanılamayan ne kadar mekan varsa, yani tabiri caizse sözün meclisten dışarı yani köpek bağlasana durmaz denecek tarzda nereler varsa, insan ayağa atmayacak nereler varsa bunlar bu mekanları kendilerine imalathane olarak kullanıyorlar. Bakın bu laboratuvarlardan görüntüler, polisin yakalanmış olduğu baskınlarda çekilen görüntüler. Şimdi burada o küvetin içerisinde bir takım otları karıştırıp bu maddeyle ıslatıp daha sonra kurutuyorlar. Buradaki bidonlarda o sıvı madde bulunuyor. Etraftaki hijyeni görüyorsunuz. Sonra da bunları bu şekilde paketleyip tamamen fabrikadan Avrupa'dan ithal çok muazzam tesislerde üretilmiş gibi ürünler haline getirip pazarlıyorlar. Ve bitkisel çay diye, doğal bitkisel çay niteliğinde pazarlıyorlar. Şimdi bunun farklı bir boyutu çıkıyor burada ortaya. Bu laboratuvar gibi gördüğünüz yerlerde bu maddenin zararıyla beraber o ortamdaki bütün mikroplar da aynı zamanda bu bitkinin içerisine karıştırılmış oluyor. Bu hastalığa yakalanmış olan çocukların tetkiklerinde çıkan farklı bir olay, bunların çoğunun, birçoğunun hepatit B, hepatit C ve AIDS virüsü kaptığı da ortaya çıkıyor. Yani bu çocuk, bunu kullanan genç, uyuşturucuya alıştırıldığı için mi yansın ailesi, yoksa hepatit B, hepatit C veya AIDS gibi bir virüs kapmış oradaki pisliklerden dolayı buna mı yansın, artık mücadelenin boyutları çok farklı safhalara çıkmaya başlıyor. Ve en sonunda bu şekilde süslenip, renklendirilip, hangi şekilde, hangi piyasada, hangi bölgede, hangisi daha iyi satılabilecekse bu şekilde formata sokuyorlar. Genelde toz olarak, bütün şeklinde kullanılanları daha yaygın. Okullarda hap olarak genelde veriyorlar çünkü çok göz alıcı. Ufak çocuklara da ilkokul seviyesine 11 yaşına kadar şu anda, ilkokul 5'e kadar düştü bu. İlkokulların içerisinde şu an girmeye başladı bu. Renkli şekerler, jelibon tarzında şekerler hale getirip çocuklarımızı zehirlemek için fırsat gözlüyorlar. Bu da Hint kenevirinin resmi. Bunu hepiniz aşağı yukarı bilirsiniz. Esra'nın ham maddesidir bu. Polisi ve jandarmanın yaptığı baskınlarda bizim memleketimizdeki tarlalar bunlar. Şimdi neden bu maddeye bu uyuşturucu çeteleri, uyuşturucu mafyaları, bu vatan hainleri buna yöneldiler? Sebebi şu. Hepimiz köylerden buraya geldik. Çiftçilikle ve tarımla ilgili çok iyi biliyoruz. Bir tarlaya tohum atıldığı zaman o tarlaların sürülmesi, ekinin alınması en az 6 ay sürer. En az 6 ay. İşte böyle bir tarlada bitki büyütecek, yetiştirecek olan birisinin önce bunu koruması, kollaması lazım. Güvenlik kuvvetlerinin bunu tespit etmemesi lazım. Sulamasını, gübrelemesini, işte böcekle mücadelesini yapması lazım. Sonra buradan ürünü alıp bunu işleyip piyasaya sürmesi lazım. Bir yıl demektir bu. Ancak bonsai edilen bu sıvı maddenin bir litresinden 1500 kilogram ot elde edebiliyorlar. Ve bir günde. O yüzden bu iş bu seviyeye düşürüldü. Bu işin şimdi lüks boyutunda kaldı. Bonsai denilen o sıvı madde, sıvı karışım zehirden 1,5 ton herhangi bir tütün, herhangi bir bitki çayına püskürtüldüğü zaman 1,5 ton zehri bir günde şu şekilde demin gösterdiğim paketli olarak piyasaya çıkartabiliyorlar. 3 gramlık paketler halinde 1500 adet paket yapıyor. Ve bir günde doğal olarak artık bu tarla ekim biçim işlerinden de vazgeçilmiş oldu. O yüzden bu çok yaygınlaştı. Ve bunu satan kişiler, çocuklarımıza veren kişiler, onları kandıran kişiler bu ottur, bunun zararı yoktur, bitkisel çaydır, ottur, günah yoktur diyerek bunları kandırıp gençlerimizin akıllarını çeviriyorlar. Ama az önceki o laboratuvarlarda bunları karıştırırken kendileri sırf havaya uçuşan tozlardan bile etkilenmemek için maske kullanıyorlar. Yani ottu, zararı yoktu, kendisi maske kullanıyor. O ortamda bulunduğu an içerisinde maskeyle dolaşıyor, zehirlenmemek için. Bu da geçtiğimiz yıllarda havaalanında yakalanmış bir kurye, bir bayan kurye. Bu maddeyi midesinde taşıyarak havaalanından geçerken yakalanıyor ve 3 aylık hamile bir kadın. Röntgen cihazında yukarı doğru görüyorsunuz, boncuk boncuk, onların tamamı şu andaki çıkan kapsüller. Polis soruyor kendisine, ya diyor sen diyor hamilesin diyor ya, karnında sen çocuk taşıyorsun, nasıl bir vicdansızlıktır bu?
Ben kendi çocuğumu düşünecek olsaydım da bunu zaten yapmazdım diyor. Bana ne senin çocuğundan diyor ya. Kimsenin çocuğu bir başkasının umurunda değil de. Bizim çocuklarımız hiç kimsenin umurunda değil. Biz koruyup kollamadığımız müddetçe kimse bizim çocuğumuza sahip çıkmayacak. Devlet de sahip çıkacak ama Allah göstermesin öldüğü gün, çocuğumuzu kaybettiğimiz gün bir cenaze arabası gönderecek. Başınız sağ olsun diyecek, devlet sahip çıkacak. İş buraya gelmemeli. Bunun için biz mahalle kültürünü, komşuluk kültürünü etrafımızda yaygınlaştırmamız lazım. Benim çocuğuma benim komşum babalık yapabilmeli, annelik yapabilmeli. Tıpkı 25 sene evvel olduğu gibi. Biz mahallenin bir ucundan girdiğimizde diğer taraftan çıkıncaya kadar yolda yürürken bile kapımızı kaldırıp birisine bir yanlış bir şey yaparsak, biri görürse, anneme söylerse, babama söylerse diye bir saygı, bir edep vardı. Şimdi alt kattakinin, üst kattakinin çocuğun üzerinde herhangi bir hükmü yok. Herhangi bir söz geçirme, söz dinletme bir şey yok. Yani maneviyatımız bozuldu. Maneviyat olarak çökertilmiş durumdayız. Çocuklarımız bırakın komşuların sözlerini dinlemesini, annelerin babasının da sözünü dinlemeyecek hale geldi. İşte büyük şehrin bize yaşatmış olduğu en büyük kayıplardan bir tanesi de bu oldu. Ve yine bir okul kapısının önünde yakalanan bir uyuşturucu satıcısı. Köfte ekmek arasında uyuşturucu servis yakalarken yakalanıyor. Bütün tezgah okul kapılarında dönüyor şu anda. Çünkü en potansiyel müşteriler öğrenciler. Hepsinin cebinde 3 lira 5 lira zaten para var. Bir sefer kullandıktan sonra paranın devamını mutlaka getirecek bir yol ve yöntem bulacaklar. Yol ve yöntem bulamazlarsa neler yapabileceklerini onlara öğretecek bir mafya çetesi var. Ve okul kapısında öğrencilere köfte satan bir adamın köfte ekmek arasında serpiştirdiği uyuşturucu maddeler. Ve içenlerin halleri, bunları televizyonda gördünüz. Bundan içip de ölmeyen, hayatta kalmayı başaran Allah'ın tekrar lütfettiği, yaşamak için izin verdiği gençlerimizden kalelerinde. İnsanın en zelil olduğu anlardan bir tanesi. Şimdi buna başlama şekilleri var. Buna başlama nedenlerinden bir tanesi meraktır. Yetişme çağında olan, buluğu çağına gelmiş olan, 23 yılında olan genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz hayatı tanımak adına her şeyi merak eder ve çok soru soracak hale gelirler. İşte bunun zaafından, bu eksik noktalarından da bu insanlar yararlanıyorlar. Bunların %35'i, kullanıcıların %35'i sorgularında tamamen meraktan bu maddeye bulaştıklarını ifade ediyorlar. Bir diğer kısmı da bunun zararlı olduğunu bilmediğini, arkadaşının kendisine onu ikram ederken işte bu ottur, zararı yoktur, bitkiseldir, tamamen doğaldır diyerek söylediğini, anlattığını ama işin ciddiyetini anladığında benim arkadaşım nasıl bu kadar kötü olabilir diye feryat ettiğini %72'si de bu şekilde alışıyor. Kandırılarak alışıyor. Ve okullarda az önce başkanın ifade ettiği gibi mucize ilaç olarak çocuklara pazarlanıyor. Kilo problemi olana diyor ki al kanka diyor bende böyle bir hap var diyor, bir hafta diyor tığ gibi olursun, okulun en güzel kızı sana bakar. Kilo problemi olan kız için aynı şey söyleniyor. Zaten ergenlik döneminde olan çocukların en zayıf noktaları. Kızlar mutlaka bir erkek arkadaş edinmek için okullarda birinci derecede onların eğitim alması lazım ama akıllarının hepsi havada neredeyse. Erkekler de nasıl ben bir kız arkadaş edinirim, kızlar nasıl ben bir arkadaş edinirim diye bir hava içerisindeler. Böyle olunca da mutlaka kendilerine yaklaşılacak bir açık kapıları var. Al diyor kızım bak sen şunu bir iç diyor, bir hafta diyor 10 kilo verirsin diyor. Okulun en güzel kızı sen olursun. Araştırmak, soruşturmak yok. Çünkü bunu söyleyen kişi arkadaşı. Arkadaş ki annesinden, babasından yeri geldiği zaman sözünü daha çok dinlediği kişi. Hatta bazen annesine, babasına arkadaşını savunmak adına karşı gelen kişi, arkadaş. Ve çocuklar bile örnek alarak bu işlere başlıyorlar. Bu da ta 1 yaşından itibaren başlıyor. Çocukların örnek alma meselesi. Biz hepimiz doğuluyuz. Bizim kültürümüzde çocuklar Allah'ın izniyle sağlam büyüyor ama tek tek omuzumuzdan kayıyorlar şu anda. Şimdi 1 yaşındaki bir çocuk ne anlar bundan demek? 1 yaşındaki bir çocuk konuşma çağına geldiğinde konuşmak için etrafındakileri dinleyip taklit ederek her şeyi öğrenir. Şimdi 1 yaşındaki bir çocuğun karşısına evde birisi sürekli sigara içerek çıktığı zaman ve bir de böyle bir fotoğraf çekilmesi için ona fırsat verdiği zaman şu kız çocuğunun ağzında bir sigara var, diğer yandaki çocuk da mesela camiye gitmiş, secdede kapılmış. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ama. Fakat bu kız çocuğu bu fotoğraf pozunu verdiği zaman bunu ya annesi, ya babası, ya abisi, ya ablası birisi çekti bu resmi.
Nasıl bir sahne oluştu? Bir canlandırın kafanızda. Zaman zaman biz de çünkü kompoz yazırken ne yapıyoruz? Fotoğraf makinelerine gülümsüyoruz. Bu fotoğraf çekilirken bu çocuğun karşısındaki herkes güldü ve sevindi. Çocuk bunu hemen kafasına yazar. Ben ne yaptım da bunları güldürdüm? Ağzında sigara vardı bu çocuğun. Bu resim çekildiği zaman. Ve evde bulduğu her sigara paketine elini uzatır. O sigaraları ağzına alır. Ve yine sizin gülmenizi bekler. İşte sizi örnek aldı. Bir kere bu çocuk artık sigara imtihanı başladı 1 yaşından itibaren. Diğer çocuk için aynı şey geçerli. Ne yaptığını bilmiyor. Ağzımı yüzümü kendi zihnince canlandırsa, ağzımı yüzümü burnumu yerlere sürüyorum, ne yapıyorum ben bilmiyorum ama bizimkiler çok seviniyor. Yani çok güzel iş herhalde bu diyor. Ve sizi her sevindirmek istediğinde, kendisiyle her ilgilendirilmesini istediğinde gidip bir seccade bulup kafasını oraya koymanın peşinde olacak bu çocuk. Şimdi ikisinin imtihanı böyle başladı. İlerleyen zamanda bu kız çocuğu aklına yazmış olduğu bu sigarayla imtihanını zaten 1 yaşında başladı. İlk adım atacağı, alışkanlık yapacağı, bağımlılık yapacağı şey sigara olacak. Diğer çocuk da her fırsatını bulduğunda aklının bir köşesinde seccade olduğu için bir camiye girmenin yolunu arayacak. İşte model olma ve örnek olma meseleleri. Evlerimizde çocuklarımıza çok iyi örnek olmanın yollarını bulmamız lazım. Tartışmalar, kavgalar, okuduğumuz kitaplar, seyrettiğimiz filmler yanımızdaki çocuklara uygun olması lazım. Az önce bahsetmiş olduğumuz zaaflık meselesi, zayıflık, şişmanlık meselesi, sivilce meselesi. Sivilceler iyi gelir, al kanka kullan da. Hoş geldiniz gençler. En önemli mesele burası şimdi. Aile içi iletişim meselesi. Çocuklarımızı sevip sevmediğimiz meselesi. Ben bunu her söylediğimde mutlaka solda birkaç kişi itiraz ediyor. Bunu ben bu meclisin dışındakiler için konuşuyormuşum gibi farz edeyim. Allah aşkına diyorum, siz çocuklarınızı seviyor musunuz? Bu soruyu sorduğum zaman bazıları kalkıyor diyor ki, ya sen bize niye hakaret ediyorsun? Ben hakaret etmiyorum kimseye. Bir takım şeyleri anlayabilmek için empati yapmaya çalışıyorum. Aynı şeyi söylüyorum buradaki babalara. En son siz kendi çocuğunuzu ne zaman öptünüz diye soru sorsam, ya cevap çıkmaz. En son çocuğunuza ne zaman sarıldınız? En son çocuğunuzla akşam yemeğini ne zaman yediniz? En son çocuğunuzla beraber onun elinden tutarak onunla beraber ne zaman bir gezmeye gittiniz? İşte bu soruların cevaplarını biz veremediğimiz için bu boşluğu bizim öpmediğimiz çocuklara, bizim sarılmadığımız çocuklara dışarıda herkes öpmek ve sarılmak için, onlarla gezmek için bekliyorlar. Ve durum böyle olduğu zaman da çocuklar ne yapıyorlar? Okuldan çıkıp eve gelecekleri zaman eve koşar adımlarla gelecekleri adımlarını kısmaya başlıyor. Eve gideceğim şimdi diyecek, annemin yüzünü mü çekeceğim, annemin suratını mı çekeceğim, eve gideceğim şimdi babam eve gelecek, babam çekilmez ki. Hemen yanındaki arkadaşı, bak hep arkadaş vurgusu yapıyoruz gençler, dikkat edin. Bu konuşmaları size yapıyorum aslında. Hep arkadaş vurgusu, yanındaki arkadaş hemen diyecek ki ona, ya kanka eve gelip ne yapacaksın, annene mi çekeceksin bir daha, onlarla mı uğraşacaksın? Deyip bir de annesine hakaret eden bir insan, öyle deyince zaten kafası karmaşık olan eve gitmemek için bahane veren bir çocuk, en yakın internet kafe, en yakın müdahale salonu, en yakın kafeterya neresiyse oraya gönlünü çevirecek. Hele bir de anne baba çalışan anne babaysa, çocuk eve geldiğinde biz çocuğumuzu sevmeyi şu zannediyoruz. Evdeki nüfusumuz 25 kişi. Bunun 3 tanesi öğrenci. Herkes akşam evdeyse biz hepimiz hep beraber evde olduğumuz için çocuklarımızla ilgilendiğimizi zannediyoruz. Onlar evde problem yok. Ama çocuk okula gitti, okuldan geldi, nasıl geldi? Okuldan eve geldiğinde ona babası hiç soru sordu. Oğlum bugün okulda ne yaptınız? Dersler nasıl geçti? Öğretmenle ilgili problem var mı? Sıkıntı var mı? Hiçbir şekilde muhabbetler. Bunları kaybettik. En son söylediğim mesele, akşam yemeği yeme meselesi. Yani yemek yeme meselesi, toplu yemek yeme meselesi sünnettir. Sofrada muhabbet etmek sünnettir. Bunlar güzel hasletlerdendir. Çocukla iletişim kurmanın en kolay yoludur. Sofralara da mutlaka beraber oturmaya çalışalım. O sofraya oturduğumuz zaman mutlaka bir konu açılacak, bir şey konuşacağız. Sempati oluşmaya başlayacak. Çocuk diyecek ki herhalde annem babam beni seviyor galiba ya demeye başlayacak. Sonra çocuk okuldan geldiği zaman evde ona sarılan bir anne olsa ne olacak? Dikkat edin şimdi. Evde bir baba karşılıyorsa, her geldiğinde hoş geldin oğlum, hoş geldin kızım diyerek karşılayabileceğimiz çocuk olursa ne yapmış olacağız? Otomatik olarak o çocuk X-ray cihazından geçmiş olacak. Nasıl? Sarılık.
Bu çocuk eğer sigara bile içmiş olursa sarıldığımız için sigara kokusunu alırız. Sigara kokusu aldığımız zaman da hemen çocuğa şöyle seslenmeyeceğiz. Sen ne yaptın ya, sigara mı içtin baba? Yok. Sakin olacağız. Biz hep tepede iniyoruz, kadına şey diyoruz. Bizde bu hep vardır yani. Biz alttan almayı hiç beceremeyiz. Çocuğun sigara içtiğini gördük mü eyvah. Allah kurtarsın artık onu yani. İçme diyeceğiz ama nasıl diyeceğiz onu bilmiyoruz yani. Hiç çaktırmayacağız. Ona farklı bir şekilde ya senin üzerinde çok acayip kokmuş ya. Bugün nereye bir yere mi gittiniz oğlum bu? Üzerinde leş gibi kokuyor. Git şunu bir değiştir demen lazım. Çocuğa ki çocuk şunu anlasın. Eve geldiğinde annem bana sarılıyor. Babam da bana sarılıyor. Demek ki sigara içiyorsam bu kokuyu bunlar alıyorlar. Ki diğer o lanet şeylerin, maddelerin kokusu çok daha değişik. Bu noktadan itibaren çocukların kontrolü şöyle başlıyor. Eğer çocuklarımız aşırı derecede parfüm kullanmaya başlamışlarsa, bugüne kadar hiç parfüm kullanmayan çocuk haftada bir parfüm şişesi bitirmeye başlıyor. Aşırı derecede çocuk naneli sakız çiğnemeye başlamışsa, çocuk her eve geldiğinde elinde bir şişe suyla geliyorsa, bakın bunlar olayın takip edilmesi için ipuçlarıdır. Çünkü şu anda bir narkotik şube ekibi bir yere baskın yaptığında elinde kimin su şişesi varsa onları topluyor. Neden? Bu maddeler kullanıldığı zaman anında böbrek yetersizliği, böbrekleri felç ediyor. Böbreklerin çalışması gerekiyor. Bunlara onlara kullandıran kişiler de diyorlar ki mutlaka elinde su olacak, ağzında bir tane sakız olacak. Ağzında sakızla elinde su olacak çocukları gördüğünüz zaman onlara dikkat etmeniz lazım. Haftada bir şişe parfüm bitiren bir çocuğa dikkat etmeniz lazım. Sonra annelerin şunu yapması lazım. Biz kaç yaşına gelirsek gelelim, benim gittiğim şu anda annemin yanına gitsem orada kaldığımda benim çamaşırlarımı annem yıkarıyordu. Aynı şekilde bir evdeki bütün çamaşırları annem yıkadığına göre özellikle çocukların kıyafetlerinin iç dış yapması lazım, ceplerine bakması lazım. Ot parçası var mı? Toz var mı? Sigara yandığı var mı? Kuzbuk lekesi var mı? Takipler böyle yapılacak. Bunlar da varsa hemen çocuğun gırtlağına sarılmayacağız. Ne yapabiliriz diye araştırmaya başlayacağız. Yani çocuklarımızı gerçekten seviyor muyuz? En son çocuklarımız ne zaman öptü? En son çocuğumuzla bir sosyal faaliyete ne zaman katıldı? En son çocuğumuzla bir sinemaya ne zaman gitti? Veya evde en son beraber hep beraber bir çekirdek yere ne zaman bir film seyrettik? Veya en son hep beraber oturup ne zaman Kur'an okuduk? İşte bunları yapmadığımız için, bizim yapmadığımız her şeyi dışarıda yapmak için bekleyen hazır birileri var. Ve bırakma meselesi. Şimdi içimizde sigara içenler illaki vardır. Sigarayı bırakmaya çalışanlar da vardır. Zaman zaman denk geliyoruz konuşmalara. Diyor ki işte hastanın yanına yaklaş bu bugün niye? Çok sinirli. Neden? Sigarayı bıraktı, sinirleri çok gergin. Bak şimdi. Hasan dediğimiz kişi 50 yaşında bir abimiz olsun. Sigarayı bırakmaya çalıştığı için çok sinirli, bugün yanına yaklaşma diyoruz. Yanlışımızı nasıl yakalayacağız? 15 yaşında bir çocuk böyle bir tuzaktan geçmiş. Böyle bir maddeden kurtulmak için mücadele veriyor. Esrar'a göre 150 kat, esrar uyuşturucu maddesi, sigaraya göre 150 kat, eroin denen madde tam 1000 kat daha zor bırakılabilen, kurtulabilen bir madde. Sigaraya göre, yani en basit uyuşturucuya içmiş olan bir kişi 150 kat sigarayı bırakmaktan daha zor bir duruma düşmüş olacak. Ama 50 yaşındaki Hasan amcam sigara bırakmak istediği için çok sinirli olacak. 15 yaşındaki çocuğu hakaret edecek. Sen ne biçim çocuksun, bunu bırakamadın. Sen ne iradesiz adammışsın ya. Sen olmaz olsun senin gibi çocuk. Bu gibi lafları kullanmamamız lazım. Bak biz sigarayı bırakırken bile yanımıza kimse yaklaşmıyor bizim. Böyle bir duruma düşmüş bir çocuğumuz varsa, bir yakınımız varsa ona daha farklı, daha yumuşak yaklaşmanın yolunu bulmamız lazım. Bitirelim mi? Çok mu oldu? Şimdi ve sosyal medya ve işin en çirkinleştiği bir boyuta geliyorum. Sosyal medya meselesi. Bakın bu uyuşturucu kullanan çocukların, gençlerin %38'i, rakamlara dikkat edin, %38'i uyuşturucu evinde kullanıyor. Neden? Ev çünkü en güvenli yer. Neden en güvenli yer? Çünkü çocuk evde, anne çocuğun evde olduğunu bildiği için kafası rahat. Baba çocuğun evde olduğunu bildiği için kafası rahat. Ama odasında ne yaptığından haberi yok. Gençlerin
%38'i buna alışmış olan gençlerin uyuşturucu maddeyi evinde %42'si kapalı mekanlarda kullanıyor. Geri kalanları da özel partilerde, arkadaş ortamlarında, işte kafeteryalarda, düğünlerde, özel eğlence merkezlerinde kullanıyor. Ve burada bir narkotik bir bilgi, yine polisin aktardığı bir bilgi. Bir ailenin çocuğu okuldan eve geliyor, tamamen ilgisiz, tamamen selam sabah kesilmiş, merhaba yok, evde beraber yemek yemek yok, sadece ihtiyaçlarını giderecek kadar tuvalete geliyor, odasına kapanıyor. Mutfağa geliyor, dolabın kapısını açıyor, bir şey varsa ağzına atıyor, odasına kapanıyor. Annesi şüpheleniyor, kızına haber veriyor. Diyor ki, kızım kardeşimde bir durum var, konuşmuyor bizimle, yüzümüze bakmıyor. Çünkü kendisini saklamak zorunda, bu madde alıştırılmış. Ama işin vahim boyutu burada. Kız gelip, kardeşi okuldayken bilgisayar incelediğinde iki şey öğreniyor. Birincisi, bilgisayardan, internet ortamından bunlar sipariş verilebilen maddeler. İnternetten uyuşturucu siparişi verilen öğrenci kardeşinin bağımlı olduğu anlaşılıyor. İkincisi, araştırmayı derinleştirdiği zaman erkek kardeşine, bu bir lise öğrencisi, abiler, hepimiz Müslümanız, hepimiz Kur'an okuyan insanlarız. Başımıza hala taş yağmıyor. İkincisi, erkek kardeşinin homoseksüel olduğunu öğreniyor. Eşcinsel olduğunu öğreniyor. Bunun sebebi nedir? Az önce dedim ya, bu maddeye alıştırılmış olan bir insan bundan kurtulamamış ve ölmemiş ve hala hayattaysa, artık o maddeyi kullanmak için ne gerekiyorsa, satılacak olan her şeyi satacak, ondan sonra da dünyanın en lanet işini yapacak. Durum bu kadar tehlikeli ve kötü. Biz çocuklarımızla konuşmayı başardığımızda, onlarla aynı sofraya oturup muhabbet etmeyi başardığımızda, onlara sarılmayı başardığımızda, çocuklarımız inanın ki tercih noktasına geldiklerinde bu insanlarla bizi karşı karşıya getirdiklerinde sen yalan söylüyorsun, sen benim zararıma çalışıyorsun deyip annesinin babasının yanına gelecek pozisyonda olacaklar o zaman. Şimdi burada yine bir video var. Arkadaşın nasıl etki olduğunu gösteren bir video var. Onu bir izleyelim. Neden hep arkadaş diyor? Çünkü hiç kimse sabah kalktığında ben bugün bir uyuşturucu kullanayım diyerek hayata başlamaz. Herkesin yanında bir şeytanı vardır. Bugün o şeytan arkadaşımız olabilir. Biz o yüzden de bunun üzerinde duruyoruz. Bir arkadaş vakası bu. Buyurun.
Evet, ilk sefer asla son sefer olmaz. O yüzden en kolay yol hiç başlanmamasını sağlamak, bu tehlikeye bulaşmamasını sağlamaktır çocuklarımızın. Başladıkları zaman böyle bir girdabın içerisine giriyorlar. Bir noktadan başlıyorlar, düzeniyorlar, tekrar aynı noktaya giriyorlar. Ben bana bir şey olmaz diyor, ben bağımlı olmam diyor. Kullanmaya başladıktan sonra bunun yoksunluğunu hissetmeye başlıyor. Mesela yenilgiyi kabul ediyor, artık ben kurtulamam demek istiyor. Sonra artık ben kurtulacağım, ben bundan bırakacağım diyor. Ama tekrar bir arkadaş etkisi geliyor. Bunun tek kurtulma şansı var, tek kurtulma yolu var. Eğer böyle bir gencimiz varsa, böyle bir evladımız varsa, böyle bir komşumuzun çocuğu varsa ona söylememiz gereken ve yapmamız gereken tavsiye şudur. Okul aynı okul, ev aynı ev, çevre aynı çevre, arkadaş aynı arkadaş olduğu müddetçe, iş aynı iş olduğu müddetçe asla ve asla bu beladan kurtulamayacaktır. Bugüne kadar amatemde tedavi görmüş insanların tamamının toplamının %72'si tedaviden sonra tekrar geriye dönüp uyuşturucu bağımlılığına devam etmişlerdir. Çünkü bir kere bulaştıktan sonra bir daha tamamen sıfırlanmaları imkansızdır, beyinde yer etmiştir. Tıpkı bizim mesela çilek kokusunu görmeden, gözümüz kapalıyken koklayarak nasıl alıyorsak, aynı şekilde bunlar 100 metreden o dumanın kokusunu hissedebiliyorlar, onun ne olduğunu anlayabiliyorlar. Biz o çilek kokusunu bir ömür boyu nasıl unutmayacaksak, tadına bakmadan o kokuyu aldığımızda bu çilektir diyeceksek, aynı şekilde bu insanlar, bunu bir defa kullanmış insanlar bu maddenin kokusunu aldıklarında mutlaka bir zaaf, bir kendileri açılacak olur. O yüzden yıllar evvel niçin geldik biz buralara? Niçin memleketlerimizi terk ettik? Memleketlerde geçim yoktur. Şehirlere geldik, para kazanalım, çocuklarımıza iyi gelecek hazırlayalım diye. Gecemizi gündüzümüze kattık, 24 saat çalıştık. Belki eve gitmedik, belki yurt dışından ömürlerimizi çürüttük çocuklarımıza bir şey sağlayalım diye. Evet, aslında çocuklarımız için çalıştığımızı anlıyoruz ama çocuklarımız için hiçbir şey yapmadık. Biz sadece kendimizi bir daha ettik. Çocuk sana ihtiyacı olduğu zaman, sana ihtiyacı olduğu zaman senin yanında bulamadı. Sen de bir kere yemek yemek istediği zaman evde babası yoktu, annesi yoktu. Bir defa seninle beraber bir iş yapmak istediği zaman yanında babası yoktu. Ama aslına baktığı zaman sen gerçekten kendini çocuk için feda ettin. Ancak çocuk bunu istemiyordu. Ona sadece haftada bir saat lazımdı, sonra ayıramadım. Şimdi tekrar soruyorum mesela. Çocuklardan daha çok torunlar için sevilir? Burada yaşları büyük abilerim var, torun sahibi olan abilerim var. Neden torunlar daha çok sevilir? Çünkü biz çalışmaktan kendi çocuklarımıza vermemiz gereken sevgiyi veremedik. Kendi çocuklarımıza sarılmayı, o şansı kaybettiğimiz için torunlarımızı o kadar çok seviyoruz. Aslında bizim torunumuza gösterdiğimiz sevgi, çocuğumuza gösterdiğimiz sevgidir ama geç kalmış bir sevgidir. Çocuğumuzun sevgisini torunda yaşıyoruz. Torunlarımıza bu kadar sarılmamızın sebebi, bu kadar onları sevmemizin sebebi, hatta çocuklarımızın önünde gelmesinin sebebi de budur aslında. Biz çocuklarımızı sevme çağımızı kaybettik, o zamanımızı kaybettik. O yüzden eve gittiğinizde bugün gidin çocuğunuza sarılın ama 15 yaşına kadar öpmediğiniz, sarılmadığınız bir çocuğa sarılmak gerçekten çok kolay değildir yani. Elhamdülillah, elhamdülillah yani. Burasının kalabalıklığından anlaşılıyor, olaya önem verildiğiniz anlaşılıyor. Çocuk sanandığınız zaman şöyle bir kesin dur bakayım, hayır, yani annem ne isteyecek, oğlum ne isteyecek desin bir. Bir sarılın, bir şöyle gidin çocuğunuza hiçbir şey söylemeden bir sarılın. Bunu bir öpün böyle, bir şaşırsın, bir kendine yaşın, Allah Allah, ne oluyor bizimkiler de desin kendisi. Böyle bir şaşkınlık yaşasın yani. Bu fırsatı verin çocuklara. Etkileri nelerdir? Etkileri en son hayat kaybıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bütün hayatı mahveder. Az önce başkanımın ifade ettiği örneğin fotoğrafı bu. İlk kullanımda 10 gün kullanan kişinin beyninin %60'ı tamamen faaliyet dışı kalıyor. Bu faaliyet dışı kalma noktası çoğu zaman çürüme meydana gelerek oluyor. Yani bacaktaki morarma, koldaki morarma gibi yani. 105 gün kullanmadığı zaman da %15'ini kaybetmiş olarak %40-45'i geri gelmiş oluyor. Ve az önce bahsetmiş olduğum korkunç istismarlar, cinsel istismarlar meselesi. Çocuklar ahlaksızlıklara dönüştürmek zorunda kalıyor. Ve çocuklarımızın arkadaşları. Bunu çok iyi tahlil etmemiz lazım. Şimdi çocuklarımızın çok yakın arkadaşı, 3 kişi, 5 kişi olabilir ama 40 tane arkadaşı olamaz çocuğun. Çok samimi olduğu, evde bizim de ismini bildiğimiz 3-5 tane arkadaşı vardır. Çocuk okuldan geldiğinde sürekli 2-3 arkadaşından bahseder.
Bu arkadaşlarının biz kim olduğunu bilmemiz lazım ve aileleriyle de mutlaka tanınmış olmamız lazım, tanışmamız lazım. Bunu ben kadınlara konuştuğum zaman söylüyorum. Çocuklarınızla arkadaşlık yapan insanların anneleriyle mutlaka tanışın. Hatta çocuklarınızın arkadaşlarını evinize çağırın. Kendinize kadınlar olarak nasıl böyle haftada bir hani çaylı pastalı günler yapıyorsunuz? Bir gün çocuklarınıza kendinize ayırın. Onlara çay, börek, kahveler yapın. Evde çocuklarınıza bir mükellef bir sofra hazırlayın ve arkadaşlarına davet edin. Bu davetlere en samimi olan arkadaşları gelmiyorsa onlara yakın takip alın. Yani otokontrol yine ailenin içerisinde olmalı. Kurtulmak mümkün mü? Kurtulmak mümkün. İmkansıza yakın derecede bir mümkünlüğü var. Kurtulmak için dediğimiz gibi mekanın, bölgenin, arkadaşların, okulun, iş çevrenin terk edilmesi lazım. Ve son 3-4 sayfa kaldı, bitiriyoruz inşallah. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim, onlara razı olun. Ülkemizdeki rakamlarla ülkemizin durumu bunlar. 2004 yılında 2013 yılı arasında kadar olan raporlar bunlar, bakın. 2004 yılında 1400 kişi yatarak tedavi olmuş. 2013 yılında da 11.226 kişi. Aradaki korkunç artışa bakın. Bu tedavi rakamları sayısı da bizim resmi kurumlarımızın, yani AMATEM ve ÇEMATEM'den alınan rakamlar. Özel hastanelerin raporlarından haberimiz yok. Bu devletin tutmuş olduğu tutanaklardaki raporlar yani. 2014 yılında da 26.000 kişi ayakta tedavi olmuş. Yani yapmaya gerek kalmadan bir yardımla kurtulabileceğine inanılmış, gözetim altına alınmış, sürekli takip edilmiş, bir takım ilaçlar ortaklığı yapılmış. Bu kişi sayısı 2004 yılında 26.000 kişiymiş. 2013 yılında 256.000 kişi. Yani rakamlar korkunç. Bir ilçenin rakamı neredeyse bu. Ve konumuza bonsai meselesiyle alakalı bir görüntü bu. 2014 5. yılın 30'unda Türkiye'deki bonsai kullanımının haritası. Bakın o yuvarlan tamamı Türkiye. Yukarıdan aşağıya dik olarak sağ taraf, size göre sol taraf, sağ taraf İstanbul. Yani bütün pislik İstanbul'da dönüyor. Bütün pislik İstanbul'da dönüyor. Bütün para burada katılıyor. Bütün tuzaklar burada kuruluyor. Hayatlar burada mahvoluyor. Gençler burada kandırılıyor. Bu da ilçeler bazında ilçelerdeki yaygınlığını gösteren bir harita. Bu 2013 haritası olması lazım. Burada yeni haritayı çıkartmak lazım. Bu da yine uyuşturucu madde kullanan 18 yaş altı gençlerle ilgili bir rapor. 115.000 kişi 2013 yılında suça karışmış ve hakkında işlem yapılmış. 115.000 kişi. Bunların 45.000, 42.000 tanesi yaralama suçu işlemiş. 18 yaşın altındaki bir genç çocuk nasıl yaralama suçu işler? İşte para bulması gerekir. Parka gider. 65 yaşında emekli bir amcanın gırtlağına bıçak dayar. Cebinden 25 lirasını alır ve onu bıçaklar. Sonra da gider bunu mafyaya teslim eder. İşte 45.000, 42.000 kişi yaralama suçu işliyor bunlardan. 33.000 tanesi gasp edecek cesareti olmadığı için hırsızlık yapmak zorunda kalmış. Rakamları görüyorsunuz. Ve aşağıda uyuşturucu kullanımıyla alakalı bir takım rakamlar var. Bu rakamlarda bir aldanma, aldatma gibi bir şey oluyor. Yani bak sayılar sizi şaşırtmasın. Burada 4500 eser, 118 ve 117'sinin hap kullandığı tespit edilmiştir diyor. Bu maddeleri kullanmak için kişilerin, gençlerin önce en alt basamaktan başlaması gerekiyor. Yani birisi eser kullanmaya başlamadan önce mutlaka 1 liralık uyuşturucuyu kullanmak zorunda. Ondan sonra onun tamamen bağımlılığını kazanıp artık kendisi o maddeyle yitiremedikten sonra basamak basamak yukarıdaki maddelere göre ulaşır ve o yüzden buradaki sayılar biraz karmaşık gelebilir size. Yani kaç tane, burada birkaç tane büyük illere göre yine bonsai kullanımı gösterilmiş. İstanbul'u görüyorsunuz. 3500 tane olayın 3051 tanesi İstanbul'da gerçekleşmiş. Ve liselerdeki meseleler şu anda. Bu rakamların hepsi resmi rakamlar. %45 lise öğrencileri sigara kullanan durumda şu anda.
%32'si alkol kullanıyor, %9'u da uyuşturucu bağımlılığı var, %9'undan. Yani 100 kişilik öğrenci grubunda bunu değerlendirdim. Ve yaş meselesi. Bu sene bu yaş raporlarda 11'e çekildi. Geçen sene 12'ydi uyuşturucu kullanım yaşı. Bu sene 11'e düştü. Burada da yapılması gerekenlerle alakalı şeyler, muhtarlar, dernekler, sivil toplum örgütlerinin bu konuyla alakalı programlar yapmaları, bilinçlendirmeleri, aile eğitimleri yapılmaları gerekir. Biz de şu an bunları yapıyoruz burada. Ve en son, burada iki tane telefon numarası var. Bunu not etmek isteyen arkadaşlar varsa not etsinler. Amatem ve Çamatem. Amatem'leri diye bilgi vereyim size. Amatem, devletin resmi uyuşturucu mücadele kurumlarından bir tanesi Bakırköy'de esasen içerisinde. Temmuz ayındaki uyuşturucu tedavisi için müracaat sayısı 6000 kişiydi. 6000 kişi. Ama Türkiye'de toplam yatak sayısı 600 küsürlerdi. Yani çok şanslıysanız 6000 kişiden 30 tane yataktan bir tanesine düşersiniz. Yani neredeyse tedavisi imkansız bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım, çocuklarımızı sevmemiz lazım. Yaklaşık bir saat boyunca canınızı sıktım. Aklınızı zarar edin. Belki de en sıkıcı program izlemiş olmuşsunuz ama bilgi olarak buna gerçekten toplumun ihtiyacı var. Komşuluk, mahalle kültürünün mutlaka oluşturulması lazım. Şu an apartmanlaşıyoruz. Neredeyse bir apartmana köyle karşılaştırdığımız zaman bir apartmana neredeyse bir muhtar lazım aslında büyük şehirlerde. Bir köyle kıyaslayın burada. Bir tane apartman burada bir köy aslında. Ama bir apartmanın içerisinde 7 tane daire var. 4 yıldır, 5 yıldır oturuyoruz orada. Alt kattaki komşuyu bilmiyoruz. Üst kattaki komşuyu tanımıyoruz. O yüzden çocuğumuz binada bile güvenli değil yani. Allah razı olsun. Soru sormak isteyen varsa sorulara cevap verelim. Hazırlar kardeşlerim, aziz kardeşlerim daha büyürüz. Ufak bir ikramımız var. Bu akşam inanıyoruz ki bu yapmış olduğumuz program amacına ulaşmıştır. Cenab-ı Allah bundan sonraki programlardan katılmanızı bekliyoruz. Cenab-ı Allah'ın razı olsun. Kırmaktan kesilerleri başlıyoruz. Ve